Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Tarihten gelene hoş geldiniz. Tarihten gelen bu haftada sizler için dop dolu bir programla huzurlarınızda. Geride bıraktığımız haftanın ardından yeni bir haftaya başlarken bu pazar akşamı evlerinize konuk olma arzusundayız ve son derece önemli bir konuyla. Aslında hepimizi ilgilendiren, hepimizin her gün bazılarımızın komşusu, bazılarımızın iş arkadaşı, mesai arkadaşı, toplumumuzun bir parçası olan Bulgaristan göçmeni soydaşlarımızın ve bugün vatandaşlarımızın yaşadıkları süreci bugünkü programımızda ele alacağız, değerlendireceğiz. Efendim bilindiği üzere an itibariyle bir film vizyonda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun hikayesini anlatan Ceperkül'ü filmini muhakkak izleyicilerimiz arasından izleyenler de vardır veya filme gitmese bile Sayın Süleymanoğlu hakkında bilgi sahibi olanlar da vardır. Aslında Naim Süleymanoğlu yalnızca bir sporcu değildi. Aslında bir halkın sesini bütün dünyaya duyuran, sporun yalnızca spor olmadığını ispatlayan çok önemli bir tarihsel aktördü, karakterdi başardıklarıyla. Aslında Naim Süleymanoğlu'nun nezdinde Bulgaristan Türklerinin Türkiye'ye göç etme süreçleri ve orada yaşamış oldukları baskı ve zulüm süreçlerini doğrusu öğrenmek son derece önemli. Ve bizler de bugünkü programımızda tarihten gelen programında çok değerli iki konukla birlikte o günleri konuşacağız. Hem Naim Süleymanoğlu'nu konuşacağız, sporun gücünü konuşacağız, sporla nelerin başarılabileceğini konuşacağız. Hem de bununla birlikte Bulgaristan Türklerinin yaşamış oldukları o sancılı sıkıntıları, süreçleri ve ardından Türkiye'ye büyük göçün ardından Türkiye'deki yaşamlarını konuşacağız. Bilindiği üzere farklı benzerlikler de kuruluyor. Bugün Türkiye'de bulunan Suriyelilerle benzeştirenler söz konusu oluyor. Ne kadar benziyorlar, ne kadar benzer hikayeler bunları da elbette programımızın akışı içerisinde masaya yatıracağız. Ben hemen çok değerli iki konuğumu takdir etmek istiyorum efendim. İlk olarak yine bir milli sporcumuz var programımızda bugün konuk olan ve Naim Süleymanoğlu'nun da adeta kader arkadaşı. Kendisi Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu ile birlikte çocukluk geçirdi. Birlikte halter sporunu orada başladılar, oynadılar ve ardından kendisi de Türkiye'ye göç eden on binlerce soydaşlarımızdan birisi oldu ve halter sporuna olan katkılarını da Türkiye'de devam ettirmeyi sürdürdü. Milli haltercimiz Sayın Ayhan Aksu konuğumuz. Hoş geldiniz efendim Hoş programımıza. bulduk. Bir diğer değerli konuğumuzsa özellikle bu sürecin siyasi boyutlarını ele alacağımız ve Bulgaristan Türklerinin bugünkü güncel durumunu ve sorunlarını da konuşacağımız bir diğer değerli isim Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Sebahin Ahmetoğlu. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Her iki değerli konuğumuzla birlikte programımızın akışı boyunca çok önemli konuları, meseleleri masaya yatıracağız. Sizler de bu önemli programda, bu güzel pazar akşamında bizlere eşlik edebilirsiniz. Twitter üzerinden, Facebook üzerinden, Ay Baltacı hesaplarına ve tarihten gelen etiketine her türlü sorunuzu, görüşünüzü gönderebilirsiniz. Program şimdiden büyük heyecan yarattı, bunu biliyoruz. Ve Batı Trakya'dan, başta Bulgaristan'dan bizleri izleyen, oradaki bütün soydaşlarımıza da ve bütün vatandaşlarımıza da saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü tarihten gelen programında bu önemli konuya değindik. Sabahin Bey, sizinle başlayalım efendim isterseniz. Ben bir girizgah yapmanızı isteyeceğim sizden. Özellikle Bulgaristan Türkleri hakkında çok genel geçer bilgilere sahip olan vatandaşlarımız mutlaka vardır. Onları bir tanıtalım. Ne anlamamız gerekiyor Bulgaristan Türkü dediğimiz zaman veya Bulgaristan göçmenleri dediğimiz zaman böyle kısa bir girizgahla başlayalım efendim. Buyurunuz. Bulgaristan Türkleri demek Türkiye Türklüğünün ve Dünya Türklüğünün bölünmez bir parçası, hatta özüyüz. Evet. Şimdi Türkiye'de bir tabir var. Biz yerli İstanbulluyuz diyorlar. İstanbul'un fethinden 150 yıl önce Balkanlara, Bulgaristan'a giden Karamanoğlu Türkleriyiz. Kaderin cilvesi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra yaşanan katliamlar, göçler neticesinde milyonlarca insan yeniden
ana vatana dönmek zorunda kaldık. O çok geri gitmeye gerek yok. Çok acılar yaşanmış, çok büyük göçler yaşanmış. Ben daha çok 1989 son göçü ele almak istiyorum. Çok dahası 30 yıl önce yine yaşanan bir asimilasyon politikası sonucunda ana vatana yol göründü. Buraya gelmek zorunda kaldık. 350 bin kişi geldik. Daha sonra zorunlu göçten sonra ekonomik göçle birlikte şu anda Türkiye'de 1 milyona yakın çifte vatandaş Bulgaristan Türkleri yaşıyor. Evet. Bizimle ilgili küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Türkiye'ye geldik. Şöyle bir garip soruyla karşılaşıyoruz. Ne zaman geldiniz? 6 ay önce. Maşallah çok güzel Türkçeniz var. Nasıl bu kadar kısa bir zamanda öğrendiniz? Yani insan kendi tarihinden bu kadar bir haber olması üzücü. İşte ikide bir şu anda özellikle Naim Süleymanoğlu ile ilgili Bulgaristan Türklerinin aynı zamanda onurudur, gururudur, milli kahramanıdır. Onun filmin etrafında bizim çok Bulgar göçmeni tanıdıklarımız var gibi Bulgar'la Bulgaristan'ı evet. ayırt edememeleri bizi bu üzüyor. Bu konudaki hassasiyeti şu, biliyorum. Bulgar şimdi, dememek lazım değil mi kesinlikle? Şimdi bakın biz Türkiye'de yaşayan insanlara Bizans Türk'ü demedik. Diyemeyiz. Bizim aslımız, aslarımız Türk. Ha yaşadığımız coğrafya 1908 yılından beri adı Bulgaristan. O zaman Bulgaristan Türkleri, Yunanistan Türkleri demek mantıklı ve normal. Ama şimdi Bulgar Türk'ü sanki Bulgar'dan dönme, devşirme. Biz o zaman birine başka bir şey söylersek alınırlar. Bunlar temel şeyler. Tabii. Bunları çok dikkat etmek lazım. İnsanlarımız çok alınıyor. Bulgarlar bize Türk diye hakaret ediyordu. Türkiye'ye geldik. Bambaşka bir ifade kullanıyorlar bizi. Canımızı acıtıyor. Ama bu bizim Türklüğümüze zarar getiremez. Çünkü özümüz Türk. Ve evet. bu Türklüğümüz ne sizin ne benim takdirimde. Yüce Allah'ın Mevla'nın bir takdiridir. Ve bizim için en büyük onur ve şereftir. Türk olarak bu dünyaya gelmemiz. Peki. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük kitlesel göçlerden birisi. 1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden soydaşlarımızın göçü. Çok büyük bir toplumsal olay. Bunun diğer boyutlarını da sizinle konuşacağız. Şimdi ben diğer konuma dönmek istiyorum müsaadenizle. Naim Süleymanoğlu'nun çocuk arkadaşı Sayın Ayhan Aksu. Çok değerli hocamız, meslek büyüğümüz Gülgün Feyman hocamızın bir mesajı olmuş. Naim'i uzatma, tek A'yı kısa söylenir şeklinde. Naim şeklinde değil mi? Doğru telaffuzunun da bu şekilde olması lazım. Değerli hocama saygılarımı sunuyorum. Kendisi de bizi izliyor. Bu hatamızı da düzeltelim. Naim Süleymanoğlu'nun arkadaşı olarak o süreçleri yaşamış bir değerli sporcu olarak siz de Türkiye'de büyük hizmetlerde bulundunuz. Nasıl hatırlıyorsunuz efendim o günleri, ilk çocukluk yıllarınızı, Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'daki o ilk halter spora tanıştığı günleri, yılları, hangi baskılar vardı üstünüzde? Buyurunuz efendim. Şimdi biz Naim'le aynı yaştayız. 1967 doğumluyuz. İkimiz de Mestanlı'da doğduk. İlkokulda beraber okumuşuz, okuduk yani. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şöyle bir anım var tabii bak o zamanlarda yani bayağı benim işte kafamda, beynimde şey edinmiş yani bir güçlü bir anı olarak kalmış. Şimdi teneffüste böyle dışarı çıkıp çocuklar biliyorsunuz yani kovuşturmaca, işte itişme, kakışma falan, güreşe tutunma falan. O günlerde ben çok iyi hatırlıyorum. Şimdi Naim benden boy olarak daha kısaydı. Şimdi teneffüste... Şimdi daha benden daha kısa olduğu için ben hani onu yenebilirim diye güreşe tutuldum falan. Ama ne ala adam yani taş gibi yerinden yani yıkamadım, deviremedim. Dedim ki kendi kendime. Ya dedim nasıl oluyor bu dedim yani benden daha yani boyu ufak, küçük gibi. Belki yaşça da küçük diye düşünüyorum ama o kadar sağlam ki. O zamandan benim aklıma kalmış o. Daha sonra Naim 10 yaşında halter'e başlamış. Ben o arada 9 yaşında masa tenis sporuna başlamıştım. Benim dayım şehrin masa tenisi takımında oyuncuydu. O halter'e başlamış. 12-13 yaşında bayağı bir ses getirmeye başladı. Onu gazetelerde görmeye başladık. Yani Bulgaristan şampiyonu olarak
Yani o yaşta tabii mesela. Tabii büyük gurur duyuyordunuz değil yani mi? Kendi köylünüz. Birden gazetede görünce tabii ki biz de şaşırdık yani. Daha sonra 13 yaşında ben de altere başladım. İşte yani böyle bir naim bir ön ayak oldu bize yani. Şimdi biz de yapabiliriz gibisine. Ve halter sporu çok popülerdi. O zaman Naim'den sonra daha da popüler olmaya başladı. Daha sonra Naim hep bizim önümüzde gitti yani. Biz Mestana'da başladık. Aslında Naim Mestana'da başladı. Daha sonra Kırcaali'ye gitti. Filmde zaten belirtiliyor. Biz de Mestana'da başladık. Biz Kırcaali'ye gittiğimizde Naim milli takıma gitmişti artık. Yani hep bizim önümüzdeydi. 2-3 yaş falan. Zaten 14 yaşında, galiba, 14 yaşında mi? Evet dünya şey pardon gençler dünya şampiyonu oldu 14 yaşında. Yani biliyorsunuz 18 yaş üst sınır. Daha sonra yani Bulgaristan genç milli takımına seçildiğimde o büyüklerdeydi. Yani hep böyle bizim önümüzde gidiyordu. İlham kaynağı. Ona yetişemiyorduk size. Tabii yani ve inanın yani çok nasıl desem kaldırdığı kilolar yani yaptığı dereceler gerçekten bizi yani çok şaşırtıyordu. Tabii doğrusu yalnızca fiziksel güçle açıklanacak bir başarı değil değil mi Ayhan Bey? Aynı zamanda sırtında omuzlarında bir halkın da yükünü taşıyordu Naim. Bunu söyleyebilir miyiz? Evet şimdi bu asimilasyon politikalarında bütün Türklerin isimleri değiştirildi. En son Naim'in ismi kaldı yani. Ve tabii ki biz diyorduk ki ya Naim'in ismini değiştiremezler falan. Çok ünlü ya değil mi yani dünya şampiyonu falan. Tanınıyor zaten. Ya Naim ismini değiştiremezler dedik. İşte filmde görüldüğü gibi bir gün onun haberi olmadan onun adına isim seçmişler. Eline verdiler yeni ismini, pasportunu. Tabii ki çok hayal kırıklığına uğradık biz de yani. Yani dedik ki tamam yani. Daha sonra Naim... Tabii ki bayağı bir sinirlendi. Yani tabii biz konuşuyoruz yani. Çok fazla hayal kırıklığına uğradı. Hep kaçma planları yapıyordu. Hatta Cardiff'e gittiğinde anısı var. Odada işte onu koruyan gizli servis elemanı onunla beraber odada kalıyor. Tuvalete gittiğinde o da arkasından mesela tuvaletin kapısına yani kalkıyor Naim'in. Yani sanki tuvaletten mesela 5. katta mı? Peki hiç aranızda konuşuyor muydunuz? Ya Naim bu kadar tanınıyorsun, şampiyonsun. Acaba Türkiye'ye iltica etsen orada sesini duyurman daha kolay olur şeklinde aranızda hiç oluyor muydu konuşmalar? Evet. Tabii ki Naim ilticayı hep sürekli konuşuyordu benimle. Diğer arkadaşlarla da konuşuyordu tabii herhalde. Benimle olduğu süre içerisinde ben mesela bir anım var. Filmde de zaten 1985 yılında ilk Melbourne'da ona iltica etme teklifi sunulduğunda orada çok sıkı bir şekilde korunduğunu ve yani birden ailesini düşündüğünü, cesaret edemediğini mesela o yıl yarışmadan döndüğünde ben de Sofia'da milli takımdaydım gençlerde çok iyi hatırlıyorum o gece saat 2-3'e kadar bu konuyu konuştuk. Bana bundan bahsetti. Dedi ki seneye dedi yine var dedi Ayhan kardeş dedi aynı yarışma dedi. Bana bu dedi sefer ki, kaçacağım dedi. Kaçacağım yani o zaman dedik yani kesinlikle dedi. Bu sefer yani o zaman cesaret edememiş. Yani bir de sıkı korunuyormuş. Birden böyle hazırlıksız. Ama kafasında sürekli o vardı. Ve bu zulümü çok yani çok ağrına gitmişti ona. O gerçekten çok üzüldü. Kafasında sürekli Türkiye'ye iltica etme konusu vardı. Nasıl iltica edeceğini o fırsat da Avustralya'da sunulmuş ona. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen diğer konuğuma Sebahin Bey'e dönmek istiyorum. Tabii çok büyük bir toplumsal olaydı bu. Ve Naim de aslında o Türklere sınır kapılarının açılma sürecini çok daha hızlandırdı. Bunu söyleyebilir miyiz? Nasıl bir katkısı oldu? Siz bu konunun siyasi sürecine çok hakim bir insansınız. Ve bildiğim kadarıyla Bulgaristan'da o dönemde bu mücadeleyi vermiş ve bu uğurda hapiste yatmış bir insansınız. Naim'in ortaya koymuş olduğu mücadelenin nasıl katkıları oldu işin siyasi boyutuna? Şimdi Naim'in katkısı kelimelerle nasıl ifade edilir onu bilemiyorum. %100 ve onun sağladığı katkıyı Bulgaristan Türklerine hiçbir kimse sağlayamazdı.
Çünkü dünyada gelmiş geçmiş en ünlü Bulgaristan Türk. Ve bir devlet çıkıyor. Biz şimdi kendi aramızda da konuşuyorduk. Naib'in ismi asla değiştirilemez. Yani o algı ilk önce bizim ismimiz değiştirilemez. Biz Türk'üz. Ama bizim değiştirdikten sonra, Naim'inki değiştikten sonra kesinlikle Naim'in kaçışı bizi psikolojik ve çok rahatlattı. Bulgar devletinin savunma mekanizması iflas etti. Hani gönüllü değiştirdiler. Yok bunlar Türk asıllı değildir. Bulgar devletinin asimilasyon politikasının iflas ettiği noktadır Naim'in kaçışı. Şimdi şu anda yıllar sonra bunları konuşmak tabii çok kolay. Fakat o yıllarda korkunç bir totaliter rejim. Yanında istihbarat elemanı var, silahlı. Her an öldürülebilir. Yani bunları çok iyi bir planlamanız lazım. Her şeyi göze alacaksınız. Ve kapalı bir rejimde yaşamışsınız. Dış dünyayı bilmiyorsunuz. Ne beklediğini de bilmiyorsunuz. Belirsizliğe karşı. Fakat Naim artı onun başarılarından kaynaklı olarak elde etmiş olduğu muazzam imkanlar vardı. Maddi imkanlar vardı. Hepsini şöyle elinin tersinden itti ve dedi ki benim kimliğim her şeyin üzerindedir. Aslında kendisi için de kaçmadı biliyor musunuz? 2 milyon Bulgaristan Türk'ünün sesini dünyaya duyurmak için kaçtı. Ve her zaman kendisini minnetle ve şükranla anacağız. Çünkü Naim bizim için sadece madalyalarla bizi onurlandırmadı. Naim Bulgaristan Türklerinin milli kahramanıdır. Bunu hiçbir kimse tartışamaz. 30 yıl önce kendisini tanıdığımda, tanımadan önce de aynı şekilde düşünüyorum. Bugün vefatından sonra da aynı düşünceye sahibim. Peki, Naim Süleymanoğlu iltica ettiği zaman Türkiye'ye tam olarak neredeydiniz? Hatırlıyor musunuz haberi aldığınız anı? Evet, ben cezaevindeydim. Şimdi cezaevinde 3 gün gazeteler yasaklandı. Radyo yayın merkezi... Bu haber duyulmasın diye. Biz şimdi bilmiyoruz. Ulusal radyonun merkezi yayını var. Sadece dinliyoruz. 1 saat günde 2 saat. Yayınlar kapatıldı. Diyoruz ya bir gariplik var, bir tuhaflık var. O esnada işte çıkıyoruz çalışmaya. Çalışırsanız cezaevinde 3 gün yemek yiyorsunuz. Çalışmasanız 1 gün yemek yiyorsunuz. İl Emniyet Müdürü'nün oğlu da bir kaza yapmış. Gündüz cezaevinde kalıyor, akşamları eve gidiyor. İşte geldi yanıma Vasko isminde bir Bulgar. Hadi dedi Türk dedi gözün aydın sizin adam kaçmış. Ben ilk önce dedim Vasko hayırdır hangi adam falan. Ya dedi Naim dedi kaçmış bizimkiler de dedi yalan söylüyor. Yok Türk istihbaratı bozkurtlar falan kaçırmış diye böyle bir yalan uyduruyorlar dedi. E siz dedi adamın dedi özünü dedi kimliğini dedi ismini alırsanız olacağı buydu dedi. Tabii ilk önce bir şaşkınlık. Büyük bir mutluluk. Diğer arkadaşlar acele bunu... Mutluluğunuzun sebebi de Naim'in Türkiye'ye tabii gittikten sonra sizin adınızı ve davanızı çok daha gür sesle duyuracağını bildiğiniz kesinlikle için değil mi? Kesinlikle. Bunda zaten zerre kadar şüphe yok. Hatta şimdi öyle bir ideal bir planlama yapmış ki herkesin ismi değişti. Naim devamlı yurt dışına gidiyor. 200'e yakın Naim ölüm ve tehdit mektupları alıyor. Ya biz hadi baskı altındayız, siz yurt dışına devamlı gelip gidiyorsun. Sen neden kaçmıyorsun? Ne toplumsal baskı da var. Fakat o planlamayı çok güzel yapmak zorundasın ki başarıya ulaşabileyiz. Evet. Önemli olan onu taşlandırmak. Ve ondan sonra biz rahatladık ya. Baskılar insanı yıldırmıyor bakın. İnkar çok daha baskıdan daha tehlikeli bir şey. Doğru. Şimdi 89 göçüne gelmek istiyorum ama onun öncesinde ben bir vicdani borç olarak bir noktayı belirtmek istiyorum. Baktığımız zaman 1989 yılında benim çok yaşım yetmiyor belki ama ben de kendi deneyimlerimden, hayatımdan, tanıdığım insanlardan biliyorum. Bulgaristan'dan göç eden bugün vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın Türkiye'ye olan bağlılıklarını, sahip olduğunuz ulusal bilinci ve tabii istisnalar mutlaka olabilir ancak genel olarak baktığımız zaman Türkiye'yi hiçbir zaman hiçbir platformda utandırmayan ve Türkiye'ye olan bağlılığıyla, sevgisiyle o kapıların açılmasını asla suistimal etmeyen bir halk olduğunu da ben buradan ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada Ayhan Bey size sormak isterim. Şöyle bir vefa duygusu mu oldu? Siz de aynı şekilde yanıt verebilirsiniz.
Yani Türkiye bize bu kapıları açtı. Bizim ana vatanımız. Biz buraya giriş yaptık. Hayatlarımızı kurtardık. Geleceğimizi kurtardık. Bu bağlamda biz Türkiye'ye her zaman bağlı kalmalıyız şeklinde bir vatanseverliğimize bir katkısı oldu mu bu sürecin? Evet, şimdi Bulgaristan'dan Türkiye'ye çeşitli dönemlerde göç dalgası olmuş. Evet. Benim halam rahmetli 1978 senesinde göç etti. Rahmetli nenem de yani bayağı bir hasret çekti yani. Şimdi 89 senesinde bu imkan bize sunulunca yani bu fırsat, biz tabii hiç düşünmeden Türkiye'ye göç etmeye karar verdik. Yani sürekli ailemizde Türkiye konuşuluyordu. Yani sürekli Türkiye'ye göç etmek. İşte mesela ben babamlara diyordum, ya baba biz niye göç etmedik 78'de falan. İşte yani o biraz onun, benim bilgim yok da yani o zaman fırsatım olmamış. Çünkü o zaman yaşınız çok genç değil genç. Mi? Bir yandan ama hep hayalimiz Türkiye. Tabii ailenizde hep Türk kültürünü alıyorsunuz. Bir diğer yandan isimler değişiyor. Çok evet. Ciddi travmalar yaşıyorsunuz. Yani genç bir insan için çok zordur bunları yaşamak değil mi? Neler anımsıyorsunuz o günlerle ilgili? Şimdi dediğiniz gibi büyük bir travma. Yani şimdi önüne bir isim listesi veriliyor. Oradan bir isim seçmek zorundasınız. Yani sonuçta çok ağrınıza gidiyor. Yani çok zorunuza gidiyor. Türkiye, tabii ki Türkiye bizim için ana vatan. Yani Türkiye her zaman bizim gururumuz olmuştur o zamanlar. Hep Türkiye'ye bakıyorduk biz. Yani bir büyük bir yani güç gibi, abi gibi, baba gibi. Sürekli Türkiye'de haberleri izleyebildiğimiz kadar işte radyolarda takip ediyorduk. Daha sonra bu olay olunca tabii ki size söyleyeyim yani bütün orada yaşayan 2 milyon Türk Türkiye'ye göç etmeye razıydı. Fakat Türkiye devleti baktı ki Bulgaristan'da Türk kalmayacak. O yüzden mecbur kaldı sınırları kapatmaya. Çünkü yani herkes birden göç gibi. Olmaz ki bütün varlığını, evini, barkını iki bavulla Türkiye'ye geliyorsunuz. Yani tabii. Düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar yani Bulgarlar o kadar bize baskı yapmış ki yani yani 21. asırda böyle bir olay olabilir mi yani? Siz de bir milli sporcuydunuz. Evet. Sizin de aynı şekilde Naim gibi hiç iltica etme imkanınız, düşünceniz oldu mu? Öyle bir fırsatınız oldu mu? Veya olsa yapar mıydınız diye sorayım. Şimdi Naim iltica ettiği yıl ben Bulgaristan devletinde askerlik görevimi yapıyordum. Sevayen kardeşimiz dediği gibi askerdeydim. O haberi duydum. Çok sevindik yani. iltica etmeyi düşünüyorduk ama mesela bir arkadaşımız vardı. İltica etti. Ya iltica değil de kaçtı sınırdan. Ama çok riskli. Yani yakalarlarsa ya sizi orada vururlar ya da hapse 15-20 sene hapse gireceksiniz. Daha sonra başka bir arkadaşım kaçmaya çalışmış, onu yakalamışlar. Daha sonra ben onunla irtibata geçtim. Sofya'da okurken. Ya Ridvan da adı, dedim ki ya Ridvan yani sen dedim bu yoldan geçtin lan. Yani planın var mı? Ya bir denesek falan diye böyle plan kuruyorduk. Ve işte Allah'ın bir takdiri olacak gibi o sene de bu olay oldu. 89 göç yani bu Komünist Partisi dağılması işte Naim'in falan ses getirmesi. Yani iltica etmeye bize fırsat kalmadan biz de böyle Türkiye'ye yani vizeyle o da olsa ya da işte diğer yöntemle gelmeye fırsat oluştu. Ama iltica kaçmayı düşünüyorduk yani. O Ridvan kardeşimizle. Sınırı açmasalardı belki evet, kaçacaktık evet, diyorsunuz. Evet, kesinlikle Ridvan'la planları yapıyorduk. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Bu konu önemli çünkü Bulgaristan Türklerinin sahip olmuş olduğu milli bilinci, milli şuuru, o süreçte yaşamış olduğunuz sıkıntılarla birleştirdiğimiz zaman nasıl görmemiz gerekir, analiz etmemiz gerekir efendim? Buyurunuz. Şimdi Bulgaristan Türk'ü akşam Türkiye'den yatar, sabah Türkiye'den kalkar. Türkiye'ye karşı bu sadakat vefanın ötesinde bir şey. Tarif edilmez bir aşk. Çünkü Türkiye bizim göz bebeğimiz. Bizim kutsalımız. Ankara bütün dünyada yaşayan Türklerin o kesin öyle de Bulgaristan Türkleri için özel siyasi kâbesidir. Kader bizi
550 yıl sonra ayrı kılmış. Kutsal olan bayrak. Şimdi göç çözüm mü? Göç de çözüm değil. Çünkü 550 yıl yaşadığınız coğrafyayı o kadar kolay bırakıp kaçmamak lazım. Gelmemek lazım. Bazı zaman bazen bedel de ödenmesi gerekiyor. Çünkü bugün bakın Türkiye'de vatan uğruna her gün 4-5 tane vatan evladı şehit düşüyor. Şimdi göçün Türkiye'ye geldikten sonra bizim katkımız %100 Türkiye'ye katkı sağlamıştır. Sağladık. Hiç bunu bir kimse inkar edemez. Ekonomik anlamda değil her mi? Her anlamda, her anlamda. Fakat stratejik olarak kaybettik mi? Bir de bu boyutundan bakalım. Biz son göç olmasaydı şu anda parlamentoda Bulgaristan'da ikinci parti olacaktık. Yani tabii ki bizim yaşadığımız mezalim çok ağır, sıkıntılı. Fakat kaçış da çözüm değil. Herkes yaşadığı coğrafyada mücadelesini vermesi gerekiyor. Türkiye bugünkü gücün 10 kat, 100 kat daha güçlü olup yaşadığımız coğrafyada bizim hak ve hukukumuzu korunmasını ben daha sağlıklı ve mantıklı buluyorum. Evet. Şimdi güncel konulara da geleceğiz elbette. Şunu sormak isterim. O göç sürecini anlatır mısınız birazcık? O binlerce, on binlerce insan o sınıra geldi. Türkiye'ye daha önce büyük bir kısmı hiç gitmemiş bile. Neler karşınızda çıkacak, neler bulacaksınız bilmiyorsunuz. Bir taraftan Bulgaristan sizin ülkeniz. Ellerinizde bavullar. Türkiye'de nasıl karşılaşacaksınız? Neyle karşılanacaksınız? Bunları bilmiyorsunuz. Nasıl bir histi? Oradaki hislerinizi anlatır mısınız şimdi, biraz? Biz açık ve net konuşmamız gerekiyorsa dünyaya geldik. İşte evde konuşuluyor. Ya eskiden burası Türkiye'di diyorlar. Şimdi biz Allah Allah bunu nasıl bir neyi ifade ettiklerini ilk önce algılayamıyoruz. Yani burada eski Osmanlı Türk hakimiyeti olduğunu ya bakmayın bunların böyle konuştuğuna düne gelince burası Türkiye'di diyorlar büyüklerimiz. Çünkü dedelerimiz Osmanlı Türk pasportuna dünyaya gelmiş, Bulgar pasportuna vefat ettiler. Bu ciddi bir travma. Söylediğimiz gibi 145 yıldır büyük göçler, büyük katliamlar, baskı ve her geçen gün haklarınız gasp ediliyor. Şimdi 1944 yılında totaliter rejim geliyor. Şu anda işte Türkiye'de bir takım insanlar Bulgaristan'da masal anlatmaya çalışıyorlar. Efendim neymiş? Bu mezalimin arkasında sadece Bulgaristan Komünist Partisi yatıyormuş. Yok böyle bir şey. Bakın Türklere karşı mezalimin arkasında bir Bulgar devlet politikası var. Kendi kendimizi kandırmaya, aldatmaya hakkımız yok. Evet. Bu bir devlet politikası. Bizim isimlerimizi değiştirirken biz sade vatandaş olarak her gün işimize gelip giden herkes okulunda günlük hayat derdinde insanlarız. Karşımızda bir devlet aygıtı var. Onların isim değiştirirken bizim Türk kimliğimizi alamayacağımızı, alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Ana gaye ne biliyor musunuz? Nüfusu azaltmak, baskı ve zulümle etnik temizlik yapmak. Öyle bir noktadan giriş yapıyorlar ki halk diyor ki ya kimliğim gitti artık nalet olsun. Bunun sonucunda yüz binlerce insan Türkiye'ye göç etti. Ben siyasi mahkum olarak Avusturya üzerinden uçakla geldim Türkiye'ye. Sizin gelmeniz yasaktı normalde öyle mi? Türklerin Bulgaristan sınırına çıkışı yasak. Yasak masak değil çıkışı yasak. Türkiye'ye akraba ziyaretine geliyorsunuz. Çocuklarınızı rehin alıyorlar. 15-20 gün bir aylığına gelirken. O da emniyetten 9 elekten geçiriliyor. Şimdi yüz binlerce insan Türkiye'ye çünkü biz artık milli kimliğimizi alındıktan sonra dünyanın sonu geldiğini zannettik. Bir hücum Türkiye'ye herkes geldi. Sağ olsun. Ha burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Büyük Türk Milleti'ne şükranlarımızı sunmayı evet. Da bir borç bilirim. Onu sormuştum efendim. Nasıl bakın, karşılandınız? Nasıl elin, bir süreç bakın, oldu? Bakın dünyanın hiçbir yerinde yüz binlerce insan 3 ay içinde gelecek. Kiralarımız ödendi, temel gıdalar verildi. Hiçbir kimse aç ve açıkta kalmadı. Kesinlikle ve kesinlikle minnettarız. Bunu normal bir ülkenin yapma ihtimali yok zaten. Tabii bu süreçte acılar yaşandı, sıkıntılar, hasret vesaire. Bu atlatıldı. Fakat orada kalan akrabalarımız var. Bizim o ülkede hak ve hukukumuz var. Biz hala hazırda Türkiye'de eski bir kısım eski göçmenlerle birlikte 1 milyon çifte vatandaş var.
Şimdi vatandaşlık bağımızı koruyoruz. Şu an hala evet. Vatandaş mısınız Bulgaristan'da? Vatandaşız evet. Malımız var, mülkümüz var, hakkımız var, hukukumuz var. Şimdi biz 89'da bir kısmi hak kaybına uğradık. Şu anda ikinci kısmi hak kaybına tahammülümüz yok. Göçün bizim için iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Ancak Bulgar devleti bu asimilasyon politikasını yaparken etnik temizlikte elde ettiği karı büyük zararını hesaplayamadı. 89'dan sonra 350 bin 500 bini geçti. Türkler gece gündüz çok cüzi miktar bir meblağ para karşılığında en ağır işlerde biz çalışıyorduk. Bakın Bulgaristan'ı gül bahçesine cennete çeviren biziz. Kıymet bilmediler, bizi paketlediler. Bulgaristan hala hazırda 30 yıl sonra ekonomik olarak kendine gelemiyor. Bakmayın Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Hangi kriterlere göre kabul edildi o da tartışılır. Bulgaristan. Evet, o ayrı bir konu. Evet. O ayrı bir konu. Şimdi Bulgaristan kölelerini kaybetti. Irgatlarını kaybetti. Ya bu köle ifadesini kullanmak doğru mu? Doğru, kesinlikle doğru. Çünkü bakın Bulgaristan'da vatandaşlar 3 sınıfa bölünüyorsa biz 5. sınıf vatandaştık. Bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Bakın kölesiniz, bakın temel vatandaşlık haklarından mahrumsanız ve o ülkeye bakın %100 sadakatle bağlı üreten, ya Naim'in Bulgaristan'a, sadece Bulgaristan'ın yüzünü artmıştır ya, dünyada onurunu gururunu yükseltmiştir. Evet. Naim Süleymanoğlu, siz ismini neden değiştirirsiniz? Ne yapmış bu size? Dünyada gelmiş geçmiş bir numaralı alt derece. Belki bu mezalim olmasaydı, Türkiye bu göç olmayacaktı. Yüz binlerce insan Türkiye'ye gelmeyecekti. Doğduğu topraklarda Bulgaristan'da onuruyla, şerefiyle yaşayacaklardı. Yani köle derken ben bu anlamda söylüyorum. Aslında Sebahin Bey, çok önemli noktalara değiniyorsunuz. Buradan ben şu mesajı çıkartıyorum, sonucu çıkartıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun ırkçılık, faşizm, etnik temizlik merakı, hevesi hep böyle sonuçlar doğurmuş ve o ülkenin aslında gelişimini engellemiş. Kesinlikle. Bu noktadaki çıkarımınız çok doğru, çok önemli. Ayhan Bey, size de aynı soruyu ben sormak isterim efendim. Siz hangi şartlarda Türkiye'ye geldiniz ve siz bir milli sporcuydunuz. Türkiye'ye geldiğiniz zaman sportif faaliyetlerinizi sürdürebildiniz mi? Nasıl imkanlarla karşılaştınız? O günleri bir anlatar mısınız? Ben üniversite öğrencisiydim Sofya'da. Bu bizim sınırlar açıldığında daha sonra çok ilginç anım var. Üniversiteden Rusça öğretmenimiz dedi ki bana, ya o zaman ismimi söylemek istemiyorum, değişik Bulgar ismim vardı. Dedi ki, ya sen Türkiye'ye gidecekmişsin falan dedi. Yani dedi orada, dedi bak şimdi Bulgarların politikasına bak. Orada dedi, duyduğum kadarıyla dedi, yani ekmek kıtlığı varmış dedi. Yani dedi, bunları biliyor musun dedi. Ben gerçekten öyle dedi. Dedim hocam, ben dedim öyle bir şey duymadım. Yani gideceğim dedim. Neyse ben öyle biliyorum da, tamam dedi, sen kendi kararını vermişsin dedi. Yani böyle bir ilginç bir anım var o zamanlarda. Kaç yaşındaydınız efendim? 89. Göç sırasında. 22. 22 yaşındayız. 22. Daha sonra ben işte Türkiye sınırları kapatınca geç kaldım biraz. Ekim ayında geldim. Çok iyi hatırlıyorum. Vize almak, yani vizede zor alınıyordu. İşte kimi torpilleri, torpil araya soktum. Vizeyi aldım. Hatta annem babam gelemedi yani. Kardeşim de gelemedi. Ben tek başıma geldim. Tek başınıza geldim. Şimdi evet, şimdi ben milli halterciyim. Yani dedim ki, yani bir an önce Türkiye'ye gitmem gerekiyor ki. Yani halteri, yani şimdi Bulgaristan karışıyor. Yani halteri sporunu devam ettirmem gerekiyor. Vizeyi alıp hemen Ankara'ya. İşte Enver hocamız, benden önce diğer arkadaşlarımız gelmiş. Naim zaten buradaydı. Naim'le burada temasınız oldu mu? Türkiye'ye geldiğiniz işte zaman size yardımcı oldu mu? Evet, evet. Naim'in Çankaya'da dairesi vardı o zaman, Gazi Osman Paşa'da. Orada beni ağırladı. Daha sonra Aski Spor Kulübü bana sahip çıktı. Sağ olsunlar. Evet. Onlar sonra bana bir otel odası ayarladılar. Daha sonra milli takıma, tabii ki ben formsuzdum yani, antrenmansızdım. Türk vatandaşı olmanız kolay oldu mu? Hemen oldunuz mu vatandaş? Evet, olduk. Yani bir 5-6 ay içinde falan Türk vatandaşı olduk. Daha sonra milli takımda tabii ki Türkiye
milli takımında görevlerimiz oldu. İşte yarışmalara katıldık. Açıkçası yani ilk anımı anlatayım size. Ben babam beni sınıra kadar getirdi. Bir bavulla ben yürüyerek geçtim sınırı. Daha sonra sağ olsunlar gümrük memurları orada araçla giriş çıkış yapan Türkler var. Çok iyi hatırlıyorum Mercedes marka bir araç. Ben sınırdan geçtim. Gümrük memuru dedi ki o araca ya dedi kardeş dedi burada bir bizim soydaşımız var dedi. Yani gidecek yeri yok. Bursa'da akrabası varmış ama sen dedi buna bir sahip çıkabilir misin? Bir ön ayak yani bir el atabilir misin? Yani bir yardımcı olabilir misin? Arabanı alıp... Türkçeniz yeterli miydi geldiğiniz zaman? Yeterli tabii. Tabii bunu oradaki andilinizin Türkçe olduğunu biliyorum. Biliyorum. Ancak tabii çok ciddi şive farklılıkları olabilir. Türkiye'de konuşulan Türkçe'ye aşina olmayabilirsiniz. Yani bununla ilgili bir sıkıntı hiç yaşandı mı? Yaşandı. Yok. Daha sonra o arkadaş, yani abimiz beni arabasına aldı. Edirne'de yemek ısmarladı. Daha sonra onun fabrikası varmış. Fabrikada işte birkaç yurt dışına getirdiği malları bıraktı, evine götürdü. Daha sonra Bursa'daki halamı bulduk. Yani evet. Değişik. Bana Bursa'ya kadar biletimi aldı. Bir de harçlık verdi. Sağ olsun. Böyle bir anım oldu yani. 30 sene geçmiş ama hala o insanı... Bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Edirne'ye ilk girdiğimde böyle ışıklar parlak. O altın dükkanları her taraf parlıyor. Dedim ben nereye geldim? Amerika mı? Hollywood'a mı geldim? Gerçekten çok böyle yani Bulgaristan karanlık bir yerdi o zaman. Ama Türkiye'ye bir geldim böyle her taraf aydınlık. Çok şaşırdım. Türkiye daha gelişmiş bir izlenimi vardı. Sonra Bursa'ya mı yerleştiniz? Sonra Bursa'ya halamın yanına gittim. Daha sonra tabii ki Ankara'ya gittim. Orada işte milli takıma katıldım. Anladım. Sebahin Bey neden Bulgaristan Türkleri o göç sonrası ciddi bir kısmı Bursa'ya yerleşmiş? Özel bir sebebi var mı? Özel bir sebebi şöyle. Eskiden gelen böyle ciddi bir Bulgaristan Türklerinin Bursa'ya bir yerleşme serüveni var. Evet. 50 daha önceki yıllarda 68'de. Yok, zaten Bursa şehri hep göçmenlerin uğrak yeri olmuş. 1912 Balkan göçmenleri de sonra evet. 24 mübadelesi evet. sonrası gelenler de. Evet. Hep Bursa'ya çok ciddi bir yerleşme var. Şimdi evet. Sayın Baltacı, biraz önce siz dille ilgili ben küçük bir ilave etmek istiyorum. Evet. Katkı olsun diye. 1972 yılından beri Bulgaristan'da Türkçe eğitim yasaklandı. Evet. Biz sıfır, onun için sordum o soruyu. Sıfır eğitim olmasına rağmen bölgemiz %100 köylerimiz Türk olduğu için kendi aramızdaki Türkçe yadırgamadık. Edebi Türkçe'yi bilmememiz, ana dilimiz Türkçe olduğu için çok kısa sürede bir kez içerisinde Türkiye'deki Türklerin çoğuna takla attıracak duruma geldikçe Allah'a çok şükür Türkçemizle ilgili bir sıkıntı olmadı. Fakat bizim Türkiye'ye geldikten sonra böyle devlete yük olma gibi bir şeyimiz de var. Bunu bir onur kırıcı devlete nasıl yük oluruz? Bunu bir ayıp olarak görüyorduk ve herkes akrabasının yanına. Akrabaların çoğu da Bursa merkez olmak üzere İzmir, daha toplu şehirler, İstanbul'da örneğin daha dağınık. Genelde bu yüzden insanlar oraya, sanayi şehir falan diye orayı yönelir. Daha rahat iş buluruz diye. Öyle mi? Akrabalıktan dolayı. Akraba. Ön ayak olur diye. Biz çünkü devlet bize sahip çıkar. Böyle bir düşünce hiç, öyle bir planlamamız yoktu. Anlatabiliyor muyum? Devletin kucak açması İç Anadolu insanını bizi şaşırttı açıkçası. Biz daha çok kendi işimizi kendimiz yapabilen, kendimiz çözüm üreten, bundan kaynaklı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Müsaade buyurun. Çok da mükemmel şekilde bunu başardınız. Baktığımız zaman Bulgaristan göçmeni yurttaşlarımıza böyle kadın otobüs şoförü, efendime söyleyeyim çok farklı meslek gruplarında hiç gocunmadan, sıkılmadan çalışan, kendi ekmeğini kazanan, kimseye yük olmayan, ya Türkiye'yi hiç utandırmayan, yani orada aslında bahsetmiş olduğunuz o biz bu ülke bize kucak açtı ama biz onlara yük olmamalıyız yaklaşımını da örnekleriyle görüyoruz aslında, değil mi? Allah'a çok şükür yani o konuda temsil noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Ama devletin ve milletin bu kucak açmasına, bu fedakarlığı da hiçbir zaman inkar edecek halimiz yok. Kişisel becerilerimiz sayesinde Allah'a çok şükür 30 yıl sonra aç ve açıkta insanımız yok.
binlerce mühendis var, binlerce doktorumuz var, binlerce avukatımız var. Bu da şunu gösteriyor. Kırcal il sınırlarında bizim doğduğumuz şehir, 4-5 tane doktor vardı Türk asıllı dönemsel olarak. O da bir sürü şart. Babası işte Komünist Partisi'nin üyesi olacak. Evet. Gayri Türk'le evlenecek. Buna benzer bir şey. Öyle bir ezilmiştik ki biz, öyle bir ezilmiştik ki en küçük bir makama şube müdürü bile bizden yoktu. Fakat Türkiye'ye yoktu. Geldikten sonra binlerce bakın şaka maka değil. O zaman şöyle dedik ya, Allah'a çok şükür onların baskısına rağmen şu damarlarımızda taşıdığımız Türk kanı boş bir kan değilmiş. Ve devletin bize sunduğu bu eşit vatandaşlık imkanını da insanlarımızın sonuna kadar değerlendirdiğini ben düşünüyorum. Şu programı keşke ben hakikaten bütün programlarımın çok izlenmesini arzu ediyorum. Bunun için çabalıyorum ama bu programı ayrıyetten çok izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Verdiğiniz mesajlar çok değerli. Şunu da ben çok merak ediyorum efendim. Sizin Bulgaristan'da yaşarken hep komşularınız, Bulgar arkadaşlarınız, komşularınız vardı mutlaka değil mi Ayhan Bey? Evet. Yani siz isimleriniz değişiyor, camiler yasaklanıyor, mezar taşlarınız tahrip ediliyor. Bu süreçlerde o Bulgar arkadaşlarınız, dostlarınız, komşularınız bir tepki ortaya koymadılar mı? Nasıl bir size yaklaşımları nasıl oldu? Yardımcı olmaya çalışanlar olmadı mı? Şimdi bizim köylerimiz %100 Türk köyü. Köylerde Bulgar komşumuz yoktu. Şehirde Bulgarlar yaşıyorlardı. Az da olsa yaşıyorlardı. Okul, mesai arkadaşımız Bulgarlar, anne babamızın bizim vardı. Şimdi Türklerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan Bulgarlar genelde Bulgaristan'ın diğer bölgelerinde başaramamış, tembel, parti kontenjanından oraya gelmiş, ırkçılığı benimsemiş, Türklerin sırtında yaşamayı meslek haline getirmiş insanlar grubuydu. İstisnalar hariç bizimle iyi geçinen Bulgarlar bir anda devlet politikası bize karşı asimilasyon ve soykırıma başladıktan sonra buna ortak ve işbirliği yapmaya başladılar. Zımni ve aleni yapanlar var. Şimdi bunun ikinci bir boyutu var. Ben Kırcaali'de yaşıyorum. Yani Edirne olarak düşünecek olursak Hakkari'ye sürgün edildim. Bulgaristan'ın öbür ucuna Tuna Nehri'ne sürgün edildim. 9.500-10.000 nüfuslu bir Bulgar köyü. Şimdi köye gittim. Çok ilginç. Kırcaali'de yaşarken ben çalışan bir Bulgar görmedim. Çapa sallayan hiçbir Bulgar görmedim. Baktım orada evet. Bulgarların ellerin çatlamış. Çalışmaktan. Şimdi gördüm ve inanamadım. İndim yoldan dedim ki siz Bulgar mısınız dedim. Adam dedi evet dedi. Ciddi olamazsınız dedim. O kadar Bulgar algısı bizde yanlış. Oradaki insanlar da Türklerle çok eskiden Türk komşuları varmış. Türkçe kelimeler kullanıyorlar. Türklerle ilgili zerre kadar haberleri, bilgileri yok. Bize yapılan zulümden hiç haberleri yok. Evet. Şimdi siz kimsiniz? Ben dedim buraya sürgün edilmiş bir siyasi mahkum Türk'üm. Ama dedi biz filmlerde seyrettik dedi. Türkleri zenci gibi görüyorlarmış. Siz çok beyazsınız, Türk olamazsınız dedi. O kadar durumdan yani haberler. Bizim bölgedeki Bulgarlarla ilgili gerçek algımız neyse yanlış. Evet. Oraya gittikten sonra onların da bizimle ilgili yanlış olduğunu gördük. Yani halklar arasında aslında çok ciddi sorun yok. Sorun yönetim kadrolarında. 3 oy nasıl daha fazla alırım? Bu 3 oy uğruna 5 sene iktidar uğruna neler yapabilirim? Bence yönetenlerin hatasından dolayı halklar daha çok, benim kişisel düşüncem o yönde. Çünkü o köye biz gittikten sonra köyde böyle bizimle ilgili efsaneler gitmiş. Biz neler yapmışız, neler, zerre kadar haberimiz yok. Sadece öz kimliğimizi değiştirilmesini reddediyoruz. Başkaca bir talebimiz, şeyimiz yok. Yalnız oradan sürgünden Avusturya'ya süre tanıdılar. 24 saat içerisinde Kırcaali'ye gelip pasaportlarımızı alıp yurt dışı, sınır dışı ediliyoruz. Köyden 100-200 kişi ağlayarak bizi vurdu. Öyle mi? Evet. Hala da gelip gidiyoruz. Hala da görüşüyorsunuz. Evet. Şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi hiçbir halk kötü değildir. Yani hiçbir halka topyekün iyi demek, kötü demek doğru değildir. Halklar arasında düşmanlık, nefret de olmaz, olmaması gerekir. Ama maalesef tarihte baktığımız zaman
bazı süreçlerde, daha geçen hafta Kıbrıs konusunu işledik. Orada da aynı şekilde. Orada da Türkler, Rumlar niye birbirinden nefret etsinler? Ama orada da işte Helenizm, Türkleri katledelim, burası Rum adası olsun, Yunanistan'a bağlansın yaklaşımıyla insanlar kendi komşularına düşman olmuşlar. Yani bunun örneklerini birçok farklı yerde, Yugoslavya'da keza yine bunun örneklerini gördük. İşte emperyalizmin veya etnik milliyetçiliğin sonuçları ne yazık ki bunlar olabiliyor. Peki biraz filmden konuşalım mı? Bir Cep Herkülü, Naim filmi vizyona girdi ve Naim Süleymanoğlu'nun yaşam öyküsünü ve bununla birlikte bu siyasi süreci de anlatan bir film oldu. Her ikiniz de izlediniz filmi değil mi? İzledim. Beğendiniz mi filmi? Nasıl buldunuz? Çok beğendik. Çok beğendiniz. Çok beğendik. Şimdi film aslında Naim'in yaşam öyküsünü anlatıyor. Ama işin aslı Bulgaristan Türklerinin bu süreçte yaşamış olduğu mezalimi, sıkıntıyı, çileyi dile getiriyor. 30 yıl sonra unutulmaya yüz tutulmuş bir acı. Çünkü acıları da unutmamak lazım. Hatırlatmak lazım ki tekrar yaşanmasın. Bu yapanlar yeniden bundan cesaret alıp yeni bir teşebbüse geçmesinler diye. Peki. Ayhan Bey, siz nasıl buldunuz filmi? Şimdi filmi... Çok duygulanmışsınızdır diye düşünüyorum. Yani şimdi filme giderken, gitmeden önce benim kayınçunun eşi benim hanıma demiş ki, ya Dilber abla demiş, çok duygulandık, çok ağladık. Ben dedim ki, yani ben de ağlar mıyım acaba dedim. Yani öyle bir gittim ama yani hiç bir beklentim yok. Şey beklentim böyle, yani ağlayabilir miyim? Çünkü erkekiz sonuçta. Ama inanın bana, ben hayatımda bu kadar ağladığımı hiç hatırlamıyorum. O yani filmi de çok iyi yapmışlar. Böyle bir duygusal, çok şey anlatabilen, derin konular, işte zulmü iyi anlatan. Ve Naim benim arkadaşım olduğu için yani çok fazla duygulandım. Çok ağladım. Yani neresi filmi izleyemedim. Tabii sizin de bizzat yaşadığınız günler olduğu için. Evet, o yani erken gitti aramızdan, erken ayrıldı. Çok duygulandım. Yani nasıl desem, bu kadar hayatımda ağlayacağımı da zannetmiyorum. Evet. Yani çok fazla, çok film çok güzel, oyuncular, o bizim yaşadığımız o zulüm iyi anlatılmış. Naim'in o yaşta o yükü kaldırabilmesi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye iltica etmiş. 2 milyon Türk'ü temsil ediyor. Ve Bulgarlar tabii ki çok iyi hatırlıyoruz. Ya Naim Türkiye'ye gitti ya, Türkiye'de halter o kadar popüler değil. Göreceksiniz, başaramayacak. Yani biz onu yeneceğiz ilk yarışmalarda falan. Ve Naim tek başına o yükün altına girdi. Ve kaldırmayı başardı. Yani o baskıyı, psikolojik baskıyı, inanılmaz bir şey. Yani ağırlık kaldırmaktan daha zordur o, biliyor musunuz? Çünkü başarısız olursanız, düşünebiliyor musunuz? O zamanki nüfus Türkiye'nin ne kadar artık bilmiyorum, 65-70 milyon. Ve Türkiye'deki Bulgaristan'daki 2 milyon. 1965 miydi? 65. Yani Türkiye'deki 2 milyon Türk ne kadar hayal kırıklığına uğrar biliyorsunuz değil mi? Yani Naim evet. Bunu başardı. Yani bu insanüstü bir şey. Yani Allah'ın bir lütfu bize. Ve tabii onun temsil etmiş olduğu değerler aslında sizler için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Muhakkak. Peki filmle ilgili aktarılan bilgiler, örneğin o kaçış, filmdeki o kaçış bölümü doğru şekilde aktarılmış mı? Evet. Türk makamlarının özellikle vermiş olduğu destekler evet. Falan var değil mi? Daha önce söylediğim gibi 85 yılında başaramadı yani o zaman. 86'da yani ben zaten bekliyordum. Daha sonra tabii ki anlattı olayı kendisi nasıl olduğunu. Bizim Türkiye'ye geldiği zaman toprağı öpüyor değil mi? Yeri öpüyor. Yani, evet. Sonra Ankara'ya geliyor, Başbakan Özal'la görüşüyor. Evet, onu anlattı. Evet. Bir de şeyi anlattı. O bizim Bulgaristan'dan, Bulgaristan Türkleri, Avustralya'da yaşayan Bulgaristan Türklerinin ilk başta onu yani ikna ettiklerini, nasıl ikna ettiklerini. Daha sonra tabii ki onu yani biz bu işi tek başımıza başaramayız. Bizim daha yüksek, daha tecrübeli abilerimiz var.
Sen hiç merak etme. Bu iş hallolacak. Hiç korkma. Naim tabii ki zaten onu bekliyor. Yani ilk defa yapamadı yani. Evet. İkinci defa muhakkak artık. Çünkü başka yani geri gelmek gibi bir durum yok yani. Naim çünkü çok bunalmıştı. Yani. Tabii. Şimdi filmi ben de izledim. Çok etkilendiğim bir bölümü aktarmak isterim. Tabii film hakkında içeriğiyle ilgili çok konuşmayacağız. Öyle bir izlemek isteyenler varsa da onları da tadını kaçırmış olmayalım. Ancak orada Naim'in kaçmasına yardımcı olan Türkiye'den siyasi sebeplerle Avustralya'ya kaçmış insanlar var ve o insanların hiç ideolojik görüşlerine değinmeyeceğim ama şu beni etkiledi. Şimdi Türkiye'de siyasi suçlular, Türkiye'yi terk etmişler, Avustralya'ya gelmişler. Görüşleri ne olursa olsun ama hala Türkiye için, bir Türkiye'nin bir milli değeri için, Türklüğün milli değeri için orada mücadele ediyorlar. Yaşamlarını tehlikeye atıyorlar. Bu beni etkiledi. Bir de bir mesajım olacak efendim izin verirseniz. Tabii ben bazı yorumları da okuyorum filmle ilgili. Değişik değişik eleştiriler de var. Tabii ki de olabilir eleştiriler ama şu film işte yapımcısının görüşü şu. İşte iktidara şöyle yakınlıkları var. Şöylesi böylesi. Yani bunları bırakalım bence. Yani netice itibariyle burada ne filmler var. Hatta hiç isim de vermek istemiyorum. İzleyicilerimiz anladılar. Hiçbir değeri, mesajı olmayan, hiçbir anlamı olmayan filmlerin ne kadar çok izlendiğini görebiliyoruz. Baktığımız zaman Naim Ceperkül'ü filmi gibi filmlerin bu filmlerin gerisinde kaldığını görüyorum ve üzülüyorum. Üzüntü duyuyorum. Bu yapımları izlemek yalnızca bir film izlemek de değil. Aslında siyasi tarihimizi öğrenmek amacıyla, geçmişi bilmek anlamında da büyük anlamı var. Yani bu konuda artık insanlarımızın daha da bilinçli sinema izleyicisi olmaları gerektiğini ben naçizane ifade etmek istedim. Bunu da burada vurgulamış olalım. Evet Sevayim Bey, biraz da güncele doğru gelirim arzu ederseniz efendim. Bu göçün ardından Türkiye'deki Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızın ve Bulgaristan'da kalan oradaki soydaşlarımızın güncel durumları ile ilgili hangi bilgiler verebilirsiniz? Siz aynı zamanda bir dernek yöneticisiniz. Evet. Şu anki durumlar nedir, sıkıntılar nedir? Şimdi kısaca onu da özetlemek istiyorum. Fakat müsaade ederseniz ben bir ilave etmek istiyorum. Tabii buyurunuz. Film Naim Süleymanoğlu sadece Bulgaristan Türklerini temsil etmiyor. Bir değeri, insan haklarını, özgürlüğü, bir insanın kimliğine almaya teşebbüste gösterdiği tepki. Bu Alman için de geçerli, Rus için de geçerli, herkes için geçerli. Yani biz Bulgaristan Türkleri için özel bir anlam ifade ediyor ama savunduğu değerler dünya değerleridir. Dünyanın insanlığı benimsemiş ve benimsemesi gereken değerler. Bunu ilave etmek istedim. Evet. Şimdi güncel durumla ilgili. Evet evet. Filmde güncel durumla ilgili olarak şimdi 1989 10 Kasım'da Bulgaristan'da totaliter rejim çöktü. Şubat 1990 Haziran 1990 yılında Bulgaristan ilk çok partili demokratik rejime geçti. Fakat çok ilginç, Doğu blokunda geçmişiyle hesaplaşmayan tek ülke Bulgaristan. Ama özür dilendi diye biliyorum. Doğru mu? Bak hayır bakın. Genel geçmişiyle ilgili hesaplaşmayan, örnek vereyim size, demokratik Almanya'nın Stasi eski istihbarat teşkilatı elemanı halkına zulmeden bir kişinin 3 nesli Alman devletinin kamu kurumlarında görev alamıyor. Bir gecede kırmızı gömlekleri, kırmızı komünizm simgesidir biliyorsunuz. Çıkardılar, mavi gömlekleri geçirdiler. Dünün Komünist Parti liderleri bir gecede ülkenin en zengin insanları oldular. Şimdi 2007 yılında Bulgaristan 1 Ocak 2007'de Avrupa Birliği üyesi oldu. Bakın çok ilginç, Bulgaristan coğrafi olarak ikinci bir İsviçre. Nüfusu az, eğitimli insanı eskiden çok çok iyiydi. Fakat bir arpa boyu yol alamadılar. Avrupa Birliği üyesi ülke hangi kriterlere göre üye olduğu o tartışılır. Ekonomik olarak gelişme açısından sonuncu sıra, rüşvet ve yolsuzluk konusunda birinci sıra. Avrupa Birliği üyesi ülke. Şimdi düşünün, Avrupa Birliği değerler belirli değerleri temsil eden bir birlik olduğunu iddia ediliyor. Evet. Öyle mi? 89 yılında 84-89 yılları arasında 2 milyon insanın insan hakları ihlal edildi. Bakın ortada bir suç var.
suçu işleyen kişi ve kurumlar var. Mağdur olan 2 milyon insan var. Bizzat öldürülen 17 aylık Türkan bebek annesinin sırtında öldürülüyor ve utanmazlar rapor hazırlıyorlar. Battaniye, annesi battaniyeyi sarmış da alnına kurşun yiyor, boğuldu diye rapor hazırlıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi o dönemki Bulgaristan bakanları değil mi? Tabii. Şimdi bakın Türkiye'den 100 yıl önce ile ilgili hesap soranlar 30 yıl önce suç işleyenlerle ilgili bir Allah'ın kulu mahkeme önüne çıkarılmadı. Sofya Askeri Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. 25 yıldır 0 kilometre. Şimdi gelelim Türklere. Bulgar devleti... Çok özür dilerim, bunu merak ettim. Sizlere bu zulmü yapanlar bildiğim kadarıyla Bulgaristan devleti bunu kabul etti. Parlamentolarında bir özür durumu söz konusu oldu. Şimdi, bundan sonra size herhangi bir soruşturma olmadı mı? Şimdi bakın, bir siyasi parti lideri bir seçimde Türkiye'ye gelip Bursa'da bir spor salonunda özür dilemesi özür değildir. Biz devletin özrü ve suç işleyenlere madalya takıldı bakın. Suç işleyenleri mahkeme önüne çıkarılmadı. Bunu soruyorum. Tek bir kişi çıkarılmadı. Tek bir kişi çıkarılmadı. Şimdi isim değiştirildi. Mezar taşlarımız kırılıyor. Camilere gitmiyoruz. Türkçe konuşuyoruz. Aylık maaşımızın 1/3, 1/4 neredeyse yarı yarıya ara dilimizi konuştuk diye idari para cezaları uyguladılar. Evet. Şimdi böyle bir devlet kendi geçmişiyle hesaplaşmadıktan sonra yeni bir cüret ortaya çıkıyor. O küçücük bir devlet rejim değişikliğinden kaynaklı olarak iflasın eşiğine gelmiş. 1990 yılında Bulgar Derin Devleti İstihbarat Teşkilatı Hak ve Özgürlükler Hareketi diye DPS Bulgarca ifadesi bir parti kurduruyor. Bu partinin başına getirildiği kişi belli. Bulgar İstihbarat Teşkilatı'nın kadrolu elemanı. Üst rütbesi de var. Ve bu parti teşkilatının yönetim kadrosunun ezici çoğunluğu Bulgar İstihbarat Teşkilatı'nın kadrolu elemanı. Şimdi bunlara bir görev veriliyor. Diyorlar ki biz bu asimilasyonu başladık. Bu asimilasyonu başka bir formasyon adı altında devam edilmesi gerekiyor. Size de bunun karşılığında milyonlarca euro zengin olabilirsiniz. Bu bir devlet politikası. Bugün devam ediyor mu? Aynen politika? Devam ediyor. Bakın asimilasyon değişik bir formasyonda devam ediyor. Şimdi 1944 yılında Bulgaristan'da şahsi araziler devletleştiriliyor. 90 yılında totaliter rejim yıkıldıktan sonra bu arazileri peyderpey geri iade süreci başlıyor. Türkiye'ye göç eden 1 milyon insanın %80'i bu haklarından yararlandırılmadı. Vakıf mallarımız var bakın. Bunlar kültürel mirasımızın olmazsa olmaz. Vakıf mallarımız var. Şimdi biz oy verdiğimiz bir siyasi parti düşünün. 30 yıldır Türkiye'nin hiçbir haklı davasında Türkiye'nin yanında yer almıyor. Suriye'deki yaptığımız barış operasyonları dahil. Şimdi ben size sormak isterim. Türkiye'nin en kritik döneminde sözde bir Türk partisi, Türklerin oylarıyla saltanat süren bir siyasi parti Türkiye'nin yanında yer almayacak da ne zaman yer alacak? Evet. Türkiye Bulgaristan Türkleri için dara geldi mi kaçabilecekleri bir yer değildir. Göz bebeğidir, ana vatanıdır. Bu sevginin sembolik de olsa bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Şimdi başka bir acı ve çarpıcı bir olay size söylemek istiyorum. Evet, 15, biraz daha kısaca anlatmanızı rica edeceğim. Evet. Tek il Kırcaali il merkezinin belediye başkanı sözde bir Türk partiden, sözde Türk, meclis üyeleri sözde Türk. 21 Ekim 1913 yılında 1913 İstanbul Anlaşması'na göre Osmanlı İmparatorluğu Bulgaristan arasında yapılan anlaşma gereği Kırcaali Bulgaristan Devleti'ne peşkeş çekiliyor. Teslim ediliyor. Orada yaşayan %100 Türk nüfusuyla. Evet. Şimdi zulmü gören bu insan kitlesi nasıl oluyor da 2000'li yıllarda bugünü Kırcaali'nin kurtuluş günü ilan ediyor. Şehre atlan giren katil General Delef ismindeki şahıs köylerde onlarca masum kadın, çocuk, sivil halkı katlediyor.
%100 Türk yaşadığı bir şehri kimi kimden kurtarmış? Biz demiyoruz inkar edin şöyle yapın. Ama her işin bir mantığı olur. Hiçbir kimse Bulgaristan Türklerinden öyle bir noktaya getiriliyoruz ki katillerimizi kutsamamızı istiyorlar bizim. Biz bakın düşmanlık istemiyoruz ama katile de katil demek lazım. Şimdi sizin evet. Sizin köyde hırsıza ne diyorlar? Hırsız demeleri gerekiyor. Sizin köyde hırsıza namuslu insan diyorlarsa o zaman ortada bir sıkıntı var. O köyde bir sıkıntı vardır. Orada bir sıkıntı var. Anlıyorum. Evet Sayın Sebahin Ahmetoğlu Bulgaristan'daki mevcut sözde Türk Partisi'nin ortaya koyduğu faaliyetlerle Bulgaristan Türklerinin milli davalarına ve onların yaşantılarına olumlu katkı sunamadığını, yeterli çalışmaları ortaya koyamadığını ifade ettiniz. Kesinlikle ve kesinlikle %100 zararlı katkı sağlıyorlar. Bakın biz onlardan fayda istemiyoruz. Yeter ki, bakın Bulgar devleti çok ilginç bir devlet. Kendi yapmadığını onların eliyle yapıyor. Evet. Bakın faydasından vazgeçti. Onların da geçmişten ders çıkartmaları ve bugün artık kendi ülkelerinde yaşayan Türk toplumuyla çok daha barışık olmaları beklenir. Şimdi küçücük ben bir ilave etmek istiyorum. Evet, tabii buyurunuz. Bu duruma gelmemizin durup dururken gelinmedi. Başta Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, anavatanımız, göz bebeğimiz. Bütün yetkili kurum ve kuruluşları. Eski göçmenler, bazı eski göçmenler, bazı STK temsilcileri ve biz sade vatandaşlar oylarımızla bilerek veya bilmeyerek açıkça söylemek lazım bu ihanete ortak olduk. Artık 30 yıl geçti. Bu ihanete bir dur demek lazım. Bu kabul edilebilir, yürütülebilir bir şey değil. Hepimizin bu söylediğimiz unsurlarla birlikte el birliğiyle Bulgaristan'da Türk varlığını milli ve manevi olarak yok etme noktasına doğru dolu düzgün gidiyoruz. Ben şahsım adına söylüyorum. Bir Türk olarak bunu kabul etmiyorum ve reddediyorum. Kabul etmiyorum. Ve bu normal değil ve böyle olmaması gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Çok da güzel bir izlenmemiz var an itibariyle. Çok güzel mesajlar geliyor soydaşlarımızdan. Ve tabii sizler gibi zamanında Türkiye'ye göç eden vatandaşlarımızdan güzel mesajlarınızı da aldığımızı ben belirtiyorum. Arkadaşlarımız sürekli belirtiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Evet Ayhan Bey tekrar size dönmek istiyorum efendim. Sebahin Bey'in son derece önemli açıklamaları oldu ve mevcut duruma işaret etti. Bulgaristan'daki mevcut Türklerin yaşamış olduğu sıkıntıları anlattı. Ben tekrar biraz daha tarihe dönmek istiyorum. Sizin Türkiye'ye geldikten sonraki sportif gelişiminizi birazcık anlatmanızı ben sizden rica edeceğim. Geldiniz burada milli halterci olarak faaliyetlerinizi profesyonel olarak sürdürebildiniz mi? Evet şimdi Türkiye'ye geldiğimizde tabii ki belirli bir derece yapmamız gerekiyordu. Yani bizim Enver hocamız mesela bizim ne kadar başarılı olduğumuzu işte derecelerimizi bilmesine rağmen biz burada yarışmalarda, müsabakalarda bunu ispatlamamız gerekiyordu. Ben üniversitede aşağı yukarı bir sene tam olarak hazırlanamadığım için Türkiye'ye geldiğimde bir 5-6 ay iyi derece yapamadım. Daha sonra derece yaparak milli takıma seçildim. O günden sonra zaten işte çeşitli Avrupa Dünya Şampiyonlarında, Akdeniz oyunlarında şampiyonluğum var. Türkiye'yi temsil ettim. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Yani sağ olsun Türkiye Halter Federasyonu ve Türkiye Devleti bize çok iyi imkanlar sundu. Kamplar, sürekli kamplar yaptık. Yani hemen hemen yılın 10 ayı Ankara'da kamp merkezinde, kimi zaman başka şehirlere gidip kamplar yaptık. Bu arada tabii ki halter çok popülerleşti Naim'in başarısından sonra. Daha sonra... Evet. Başka arkadaşlarımız... Türkiye'nin güreşten sonra olimpiyatlarda evet. Altın kazandığı ilk branş. Doğru mu biliyorum? Evet, evet. Daha sonra işte Naim'den sonra Halil kardeşimiz, Halil Mutlu başarılı oldu. Yani daha sonra Halil'den sonra Fedai Güler kardeşimiz dünya şampiyonu oldu. Taner Sağır kardeşimiz yine o da göçmen. Onlar burada yetişti bu arada. Yani Türkiye'de yetiştiler. Halil hemen hemen o da burada yetişti sayılır. Halil küçük yaşta geldi Türkiye'ye. Yani... bizim gelmemizle halter spor o kadar yani sistem olarak doğru yere oturuldu ki yani bizim Enver hocamız sağ olsun Naim'in böyle ön ayak olmasıyla yani Türkiye'de halter sporu gerçekten güreşten sonra en popüler spor
haline dalı, geldi. Amatör spor dalı, dalı oldu diyebiliriz. Bugün hala peki o gelenek sürüyor mu? Bugün hala başarılı mı Türk halterciler, Türk sporcular? Şimdi bugüne nasıl desem... Eskisi kadar iyi değil mi diyorsunuz? İyi değil eskisi kadar. Ama da iyi olmasını umut ediyoruz. Yani belirli sebepleri var ama yine bir şey var. Bir altyapı var. Yine de şampiyonlar yetiştiriyoruz ama bir olimpiyat dünya şampiyonu. Büyüklerde biraz yetiştiremiyoruz. Sanki biraz böyle geride kaldık o konuda. Evet. Aslında bir şampiyonluk kültürümüz var bu branşta, bu alanda. Bunu da geleceğe de taşımak önemli olacaktır. Sizin de sportif kişiliğinizi biliyoruz ve bunun da aile yaşantınıza kattığınızı da çok iyi biliyoruz. Bildiğim kadarıyla iki çocuğunuz var değil mi? İkisi de milli tenisçimiz şu anda. Evet. Sevgili Cengiz Aksu ve Ayla Aksu. Onlara da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Aslında böyle Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın her alanda olduğu gibi sportif alanlarda da Türkiye'ye çok güzel değerler kazandırdıklarını görüyoruz. Siz kendiniz şampiyon olmakla kalmadınız. Yine de şampiyonlar yetiştiriyorsunuz. Yani milli bir babaya milli sporcular yetiştirmek yakışır. Allah yetenek vermiş yani onlara da. Evet. Ama başka branşta. Çünkü ben tenisi çok seviyordum. İşte zamanda Bjorn Borg olsun, Agassi olsun, Pete Sampras olsun. Esas idolüm Bjorn Borg'tu. O yüzden onları bir değişik bir spora yönlendirdim. Onlar da beni yani mahcup etmediler. Çalışkan, onları da gururla takip ediyoruz. Peki. Evet, artık programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Çok da dolu dolu güzel bir program. Zamanımız az kaldı. Hala devam ediyor. Yani su gibi akıp gitti. Ama su gibi akıp gitti çünkü konularımız çok güzeldi. Konuklarımız çok nitelikli olduğu için zaman da su gibi aktı geçti. Efendim bir toparlama konuşması sizden rica edeceğim. Hem burada yaşayan soydaşlarımız, hem Bulgaristan'a göndereceğiniz mesajlar ve özellikle tarihsel açıdan bu acıların tekrar, bu sıkıntıların tekrar yaşanmaması için hepimizin hangi adımları atması gerekir? Hangi konulara özen göstermemiz gerekir? Bu konularla ilgili ben sizden son alayım duygularınızı. Ben bu konulara başlamadan önce Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu'nun ortaya çıkmasını sağlayan Kırcıyarlı ilinin Koşukavak ilçesinin bir köyünden çıkıp da Sofya'da spor akademisini bitiren Kırcıyarlı halter sporunun temelini atan efsane antrenör Enver Türkileri'yi saygıyla, sevgiyle burada yad etmek istiyorum. O olmasaydı acaba diğerleri çıkabilirler miydi? Çünkü kahramanların arkasında duran insanları da anmakta fayda olduğunu ben düşünüyorum. Bir de Bulgaristan'da çileyi herkes çekti. Herkes mücadele verdi. Fakat hayatta kalan 200-300 siyasi mahkum bizzat ağır bedel ödeyen insanlar var. Onlarla uygun görürseniz, çünkü Ulusal TV bu tür konulara çok hassas evet. olduğunu biliyorum. Onlara bir böyle bir görüşme, onların acılarını birinci ağızdan onlardan dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, bizim vatanımız Bulgaristan. Asla ve asla ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun oradaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ancak Bulgaristan'daki vatan sevgimiz, göz bebeğimiz, her şeyimiz, ana vatanımız Türkiye sevgisini de hiçbir güç Allah'tan başka engelleyemez. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bulgaristan'da Türkler birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Ancak Bulgaristan Türklerinin siyasi bilinci de olması gerekiyor. Ana vatanın verdiği manevi destek olmazsa olmaz. Çünkü biz oraya çalışmaya gitmedik. Paraşütten inmedik. Bir fetih sürecinde gittik. Türk milletinin bir parçası olarak 550-600 yıl... Evladı Fatihan değil mi? 600 evet. yıl... Doğru tamam. 600 yıl Türk bekasını orada savunduk. Şu veya bu şekilde bedel ödedik. Şimdi seçimlere böyle 2 ay kaldıktan sonra... Herkes başlıyorlar yalandan işte evet. efendim birlik olalım, sancak gitmesin. Fakat sancak salıncak olduktan sonra tezleri yersiz ve temelsiz kalıyor. Ben de diyorum evet. ki birlik ve beraberlik evet ancak ne pahasına olursa olsun değil.
Birlik ve beraberliğin olmazsa olmaz ilkeleri olması gerekiyor. Ne için birlik? Birlikte ihanete asla. Fakat Bulgaristan Türklüğü, dünya Türklüğü için her zaman birlik ve beraberlikten yanayız. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Ulusal TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Milli kahramanımız Naim Süleymanoğlu'nu da rahmetle, şükranla yad ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayhan Bey, alalım sizin de son cümlelerinizi, son değerlendirmelerinizi, duygularınızı. Evet, Sevahin kardeşim dediği gibi bize bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Bizim çektiğimiz zulümler, uğradığımız haksızlık, Naim kardeşimin, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Onun sayesinde biz dünyayı duyurabildik. Onun sayesinde şu an yine tekrar bizim olayları film sayesinde Türk halkına yani bilinçlendirebiliyoruz. Ama tabii ki daha fazla bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Sevahin kardeşim dediği gibi biz evladı Fatiha'nız. Yani biz orada 500-600 sene Balkanlarda Osmanlı'nın sancaklığını yaptık. O yüzden bize böyle baksınlar. Yani Bulgar Türk'ü değil, Osmanlı Türk'ü desinler. Peki. Yani bu mesajınızı da alalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok benim için de anlamlı, güzel bir program oldu. Değerli izleyicilerimiz, Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Sebahin Ahmetoğlu ve Naim Süleymanoğlu'nun olimpiyat ve dünya şampiyonu, rahmetli merhum şampiyonumuz, haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun takım arkadaşı, meslektaşı, çocukluk arkadaşı ve yine bizim şampiyonumuz, eski milli haltercimiz Sayın Ayhan Aksu tarihten gelenin konuğu oldular. Bulgaristan Türklerinin yaşamış olduğu o sancılı, sıkıntılı süreçleri konuştuk dilimiz döndüğünce. Bununla birlikte sporun gücünü konuştuk. Naim'in kaldırmış olduğu halterle yalnızca halteri değil, bir halkın hürriyet, özgürlük mücadelesini de kaldırdığını ve hepimize geçmişten bugüne ilham kaynağı olmayı sürdürdüğünü gördük. Kendisini rahmetle ben de anıyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Özellikle bu programımızı Bulgaristan'dan izleyen, takip eden bütün soydaşlarımıza da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum efendim. Hoşça kalın.